Merhaba akşamlar Okan. Yola selamlar. Bugün sizlerle beraber yeni gelen etkinlik haritasındaki ejderhaları kaç yetin istiyor ve hangi yoldan gitmek daha mantıklı? Bunlardan size bahsedeceğim gençler. Siz de bu tarz daha fazla video için Snap'ten video beğenmeyi değilseniz kanalıma abone olup bildirimi açmayı unutmayın. Şimdi babacım çok mu ses geliyor, bana mı öyle geliyor ya şu an? Umarım çok fazla ses gelmiyordur değil mi? Umarım gelmiyordur. Şimdi şu sandığı açarak başlayalım babacım. 5'lime sandık seviyesi 6 diyor. Klan'daki arkadaşlara, klan'da sandık flamemize yardımcı olan tüm arkadaşlar için ben teşekkür ederim. İletiyorum ve klan'da şu an boş yer yok gençler. Üzgünüm ki. Olursa istek eden arkadaşlar arasından birilerini değerlendireceğiz. Bilginiz olsun babacım. Şimdi efendim söyleyeyim, ilk önce şunu göstereyim. Burada bir tane ben 5 yıldızda ejderha attım. Onunla alakalı bir video gelecek. Şu an saf yıldızı 5 yıldız oluyor. Bir tane daha 5 yıldız saf ejderham var, benim şu şekilde göstereyim. Onunla alakalı çiftleştirmeler... Ad değil. Oğlum niye ad yazıyor ondan? Saf ha. Burada bir tane 5 yıldız var. Burada 4 yıldız şu an. Bu da 5 yıldız olacak. Nasıl göstereceğim ben sana şu an bunu? Ha, 4 yıldız burada görüyorsunuz. Göreceksiniz. Ondan sonra çiftleştirmeyle birkaç tane ejderha denemeleri falan yapacağız sizlere beraber. Bilginiz olsun geceler. Şimdi ilk önce şurada jetonu toplayayım ben bir. Var mı toplama? Hızlı toplama var. Bir toplayayım. 315 bin yemeğim var bu arada şu an. Hadi babacım. Hadi babacım. Hadi babacım. Kanki hadi. Alo. Alo. Sen navalla duyuyorum, beni duymuyor musun? Telefona cevap ver yoksa beni sevmiyor musun? Kanka şimdi şöyle bir girelim. Diyor ki ha, ilk önce bir etkinliğe bakayım. Etkinliği göstereyim, dur eğitimi atlayayım. Önce şöyle bir gelelim, etkinlikte ne diyor abi? Bir tane Ejderha TV kolektifinin etkinliği varmış, ona geç. Burada hanedanlıkların çarpışması diyor. Peri büyüleri diyor. 3 tane peri büyü toplarsanız eğer siz gençler şuradaki sandıklardan 4 tanesinden bir tanesini alıyorsunuz. Veriyor. Infinite, infa, enlite kazanı diyor. Ve burada foya yeniden büyümesi diyor. 25 tane büyü toplayıp bir tane şu sopadan toplarsanız, sihirli değnekten toplarsanız eğer ondan 2 tane alabiliyormuşsunuz maksimum gençler. Hani ben 75 tane şey yaptım, 3 tane değnek aldım diye bir şey yok. Maksimum 2 tane alabiliyorsunuz bundan. Şunlardan hangi 4 tanesini veriyor? Size buradan vereceği şeyi söylüyorum. Şunlar 25-25 verecek, 7000 yemek verecek ve 100 tane şey verecek. Şuna jeton verecek. Belki onu 200 de verir artık, bilmiyorum. Şimdi foya yeniden doğuşu diyor. Bunu da 2 defa alabiliyormuşsunuz gençler. Buradan bu ejderhanın 120 tane küresini alma ihtimaliniz var. Ve aynı ödüller tekrardan burada. Mesela burada saf şey veriyor. Efsane jeton veriyordu burada. Burada efendime söyleyeyim saf jeton veriyor. Ondan sonra ve burada da görmüş olduğunuz üzere natural sıra diyor. 65 tane toplarsanız buradan size bunu verme şansı var. Hatta verme şansı değil. Direkt bunun 240 tane küresini... Yok bir dakika, 240 tane küresini almıyorsunuz bu arada. Buradan rastgele 5 tane ödül alabiliyorsunuz. Yani size gidip buradan efendime söyleyeyim 75 taş da verebilir. Öyle... Aa evet evet gençler, pardon. Hani şunlardan herhangi 4 tanesi diyor ya size. Aslında öyle değil. Bakın şunlardan 4 tanesi. Yani burada 5 tane var, 4 tanesi gözüküyor değil. Mesela burada sana gidip de efendime söyleyeyim 369 bin yemek verebilir mesela. Ne bileyim 300 jeton verebilir mesela. 4 ödül diyor ya mesela. Sadece şuradan şunları alıp çıkabilirsiniz. Yani epic jetonu joker falan alacaksınız diye kesin bir olay yok. Bunu da şuradan açıklık getireyim. Bunu ben daha önce keşfetmiştim fakat şimdi söyleme şeyi ne eriştim. Yani şunlardan herhangi 5 tanesi diyor ya, burada altta 5 tane var. Siz bunu yaptığınız zaman şunu kesin olarak 5 tane almayacaksınız. Yani bunun 200 tane köresini kesin olarak bakmayın. İçine girdiğiniz zaman mesela sana 5 tane verebilir mesela. Şöyle göstereyim. Diğerli taş 20, bak 1. 25 taş alabilirsin. 2. Efsane joker küresi alabilirsin. 3. 400 karanlık jeton verir. 5. İşte 4, 414 bin yemek verir, 5, 820 bin yemek verir. Anlatabiliyor muyum? Hani burada efsane joker küresi 100 tane işte 50 tane verecek falan filan diye bir şey yok. Buradan vereceği şeyi söylüyorum sana. Verirse 25-50 taş verir, verirse o da. Şu yemekleri kesin verecek zaten. Şu ikisi 2 yemeği verecek, 2 jeton verir. Buradan 1000 jeton, 1 milyon yemek alacaksınız. Ayrıca belki de 25 taş veya 50 tane joker küresi verir. 50 tane joker küresi bile vereceğini düşünmüyorum açıkçası ben. Hani abuk sabuk işler gençler. Açık açık söylüyorum ben size burada. Şimdi... Gelelim buradaki etkinliğe babacım. Burada etkinliklerdeki ejderhalar şimdi kaç bin jeton üstüyor? Hepsini tek tek söyleyeceğim size. Tek ve şunu da söylemek istiyorum. Burada jeton biriktirirseniz eğer bana en sona kalan arkadaşların, en çok biriktiren arkadaşların iki tanesinde hesabını alıp bunun videosunu çekmeyi planlıyorum. O yüzden şimdiden jetonlarınızı harcamazsanız, benim için biriktirirseniz bana Instagram üzerinden açıklamak istediğim Instagram adresim var. Onun Instagram üzerinden benim iletişime geçip hesaplarınızı yazabilirsiniz bana. Ondan öncesinde tabii ki sormak istediğiniz şeyler varsa sorabilirsiniz. Şimdi babacım gelelim bir şuraya. Fasulyenin fahuşlarına. Fahidolarına gelelim. Şimdi babacım burada diyor ki, bu ne diyor? Peri ejderhası diyor. Peri ejderhası şurada. Bu peri ejderhasını almak için toplam sizden 750 jeton istiyormuş gençler. Yani bu ejderhanın yoluna başladınız. Tamam mı? Şöyle ben uzaklaştırayım birazcık, dur. Uzaklaştır bakayım. Burada görüyorsun tamam mı babacım? Bu ejderhayı buradan almak için toplam şu yolu tamamlamak için 750 tane jeton istiyormuş sizden. Ve bundan sonraki ejderhalar da, hani mesela burada efendim söyleyeyim, şunun anahtarını aldın değil mi burada? Buradaki hani o, yani yeşil ejderhayı açıyorsun değil mi? Yeşil ejderha hangisi mesela burada? Şu. Değil, bir saniye. Ha şu ejderhayı açıyorsun. Bu ejderha bunu açıyor. Bu ejderhanın jeton maliyeti kaç para mesela şimdi? Faya şu elen ejderhası diyor. Faya şu elen ejderhası bu mu? Elementlerin aynen bu. Bu element sizden diyor ki 2965 jeton istiyor diyorum ben size. Şu an
Bu ejderha 2965 jeton istiyor dedim ya. Aslında bu 2965 değil. Bunlar öncesinde 700 aldınız ya. Yani hepsini toplam değil. Bunlar anahtarlı yollar olduğundan dolayı. Hani o 700'ü aldıktan sonra bu ejderhayı da devam etmek için almak isterseniz eğer toplam 2200 jeton falan isteyecek. Yani hep üstüne koyuyor, üstüne koyuyor, üstüne koyuyor, üstüne koyuyor, istiyor. Hepsini ayrı ayrı değil mesela şimdi. Bu 2965 değil toplam. Öyle yani, anlatabiliyor muyum gençler? Toplam sizden 2585 istiyor mesela şu ejderha şu an. Toplam bu 2585 ejderha istiyor. Ama burada bir önceki ejderhayı olarak saymadığınızdan dolayı kaç yazıyor burada? 2965 yazıyor. Çünkü buradaki anahtara gelip salarsanız olarak hesaplıyor onu. Muhtemelen hepiniz anlamadınız. İlerleyen birazdan daha açıklayıcı bir şekilde anlatacağım bunu ben size. Şimdi şu eğlence ejderhası mı? Eğlence ejderhası sizden toplam kaç istiyor gençler? Şöyle bir göstereyim ben size. 4955 jeton istiyor. Ama bunun 4955 jeton istiyor ya. Siz bundan önceki ejderhalar sadece anahtara kadar gelirseniz. Bundan önceki ejderhalar dahil. Anahtara gelip aldınız. Diğer yola geçtiniz. Anahtara gelip aldınız. Bununla ejderhanın yoluna kadar geldiniz. Bu ejderhayı tamamlarsanız eğer toplam 4955 jeton ihtiyacınız var bu ejderhayı almak için. Yani bundan sonraki ejderhalar da öyle. Sadece süreli olan süreli ejderha vardır zaten muhtemelen burada. Bakmadım ben ama var mı? Süreli olan ejderha yok şu anda. Niye yok? Allah Allah, garip. Neyse. Şimdi bu ejderha hangisiymiş? Black Mage ejderhası diyor. Black Mage ejderhası neydi? Karabüyü ejderhası mıydı? Bakayım bir. Aynen, Karabüyü ejderhası bu gençler. Sizden toplamda kaç jeton istiyor biliyor musun? 28.900 jeton istiyor. Hani 28.900 jeton gerçekten yüksek bir sayı Mevla. Hemen gelelim bir yoluna bakalım. 28.900 jetona değer mi gençler bu yoluna, ejderhanın yolu? Şöyle bir gelip bakıyoruz. Burada bir tane sandık var. İçinden rastgele ödüller veriyor. Tamamen bir tane verecek. Görmüş olduğunuz gibi 10 tane oradan efsane kölesi veriyor. Buradan 6 taş verme ihtimali var. Bir tık buradan benim 1 milyon yemek alıyorum ben buradan. Buradan kaç taş veriyor? 10 taş veriyor. Efendim söyleyeyim, buradan 5'er 10 anahtar veriyor. Buradan burada yolunda bir tane efsanevi şeyi var. Kahraman şeyi var. Sandığı var. Bundan bir tane verecek muhtemelen gençler, size bilginiz olsun. Buradan bir tane efsanevi ejderha alma şansınız var. Yani bir tane efsanevi sandık var. Bir tane kahraman sandığı var. Efsanevi takas sözü var. Kahraman sandıklarında yeni gelen ejderha yok değil mi? Yeni gelen ejderha yok. Okey. Şurada bir tane daha sandık var görmüş olduğunuz gibi. Bundan da 10 taş ya da 1 milyon yemek çıkma ihtimali. Bana sorarsan buradan 1 milyon yemek çıkmasının 10 taşa göre çok daha iyi. Açık açık söylüyorum yani ben. Burada bir tane daha 10 tane kürelik bir kahraman sandığı var. Ondan sonra şimdi buraya geliyorsun. Peritozu veriyor. Bir tane veya 2 tane veya 3 tane verme ihtimali var. Ondan sonra burada 2 tane peritozu sandığı var. Bir tane titan sandığı var. Bundan yemek de veriyor. Aynen, bundan bu tabanın yemek verecek. Yani açıkçası 29.000 jeton bana göre bu ejderha o kadar saçma ki, hani şu ejderhanın yolundan sakın ve katiyen gitmeyin gençler. Giden varsa dönsün şimdiden, zararını arasından dönerse kar gençler. Efendim ödelim, devam edelim. Bu ne diyor? Işık Demet ejderhası muhtemelen puzzle şeyi verecek değil mi bize? Puzzle verecek değil mi? Yok, yemek mi veriyor? Şu değil mi? Aynen. Hangi ejderhalı bu? Işık Demet ejderhası diyor. Işık Demet ejderhası bu mu? Bakayım aynen. Bu da sizden 7850 ejderha şey istiyor gençler. Bu ejderha direkt 7850 istiyor. Yani neden diye soracak olursanız bunun yolu hiçbir şekilde açmalı değil. Hani buradaki yemekleri almak isterseniz toplam 7000 ise, yani toplam neredeyse 8000 jetona ihtiyacınız var sadece şu ejderhayı almak için. Bence gereksiz. Hani çok fazla yemeğim yok diyen arkadaşlar varsa bile buradan alacağınız maksimum yemekten size bahsediyorum. Benim seviyemdeyseniz 6-7 milyon falan alırsınız diye düşünüyorum. Maksimum o da 7 milyon yani, maksimum. Hiç gereksiz bence. 8000 jeton 7 milyon yemek bence gereksiz. Ondan sonra gelelim. Burada ne diyor ki? Zuho ejderhası diyor. Zuho ejderhası buradan görmüş olduğunuz gibi 2590 jeton istiyor gençler sizden. 2590 jetonunuz varsa buradan bu ejderhayı alabilirsiniz diyor. Şurada kullanılabilir diyor. Ha, yarın puzzle etkinliğe gelecekmiş gençler. Muhtemelen siz bu videoyu izlerken ve izledikten sonra puzzle etkinliği gelmiş olacak. Bu da 2590 istiyor. Aslında 2590'a eğer puzzle kasacaksanız alınabilir. Ama bana sorarsanız almayın babacım ya. Bana soracak olursanız almayın. Gereksiz buluyorum ben. Bundan 50 falan verme şansı var ama buradan 25-30 falan verecek size buradan. Maksimum vereceği şeyi söylüyorum. 2590'a verilir mi? Dediğim gibi puzzle kasacaksanız yani. Sadece buradan alınan hamlelerle herhangi bir şey yapamazsınız. Herhangi bir ödül, güzel bir ödül elde edemezsiniz. Ama alacaksanız yani puzzle kasmak istiyorsanız eğer alınabilir. Ondan sonra acaba burada bir tane ejderha var. Terazi burcu ejderhası diyor ve 5 gün 15 saat sonra açılacakmış. 5 gün 15 saat sonra açılacak ve buradan uçuş bulu şeyi veriyor size. Kaç jeton istiyor? Onunla burç terazi. 5300 jeton istiyor gençler. Eğer koşucuyu kasmak planlıyorsanız eğer bu ejderhayı almak için toplamda 5300 jetona ihtiyacınız var. Buradaki görmüş olduğunuz gibi 5300 jeton. 5300 jetonun karşılığında ne verecek diye soracak olursanız bir tane M yemek sandığı var. Bir tane ışık şeyi var. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 30 tane, yani 6 tane oynama hakkı verecek gençler. Size 6 tane oynama hakkı sunacak.
Dediğim gibi siz de puzzle'ı kasacaksanız verilebilir ama 5300 gerçekten çok fazla. Hani bunun yolunda bir tane efsane ve icra sandığı var. Bir nevi okey olabilir. Onun dışında efsane köleler sandığı var. Bir tane 10 tane köle verecek oradan. Uçup olu sandığı var. Yüzeli taş. Belki hani 100 kişiden belki birisine çıkar. O şekilde söyleyebilirim. Burada bir tane şey sandığı var. Kuzgun icra sandığı kimseye çıkmaz. Onu unutun yani bana. Bar karama çıkıyor falan filan diye gitmeyin çıkmaz. Hani onun yönüne gidecekseniz gerek yok. Burada bir tane daha peritosu sandığı var. Yani bu etkinlikler şu görmüş olduğunuz etkinlikler herhangi şekilde para kazanmadan tamamlayabileceğiniz etkinlikler değil. O yüzden heveslenmeyin. Oo çok güzel ödüller varmış falan filan diye girmeyin gençler. Para yatırmadan o etkinlikleri bitiremezsiniz. Para yatırıp bitiremeyen insanlar bile oluyor. O yüzden canınızı sıkmanıza hiç gerek yok. Gerçekten değmez gençler. Çünkü oyunun gidişat yolu pay to win. Paranız varsa oyun bir şey yaparsınız açıkçası. Oyuna daha böyle değişik etkinlikler getirmeleri gerekiyor. İnsanlarla mesela arkadaşlarınla daha rahat bir şekilde saldırabileceğin, oyun içinde arkadaş ekleyebileceğin, oyun içinde klan savaşlarının olabileceği bir şeyler getirseler eğer oyun gerçekten öyle bir dirilir ki, hani Clash of Clans, hani bitti değilim ama Clash of Clans'a falan kafa tutar açıkçası öyle söyleyeyim. Çünkü bu oyunu geçmişinde oynamayan yoktur. Hani 2000'den sonrasından bahsediyorum. Oynamayan arkadaş yoktur. Hani benim YouTube'dan görüp başlayan arkadaşlar falan da oluyor. Bu gerçekten beni çok mutlu eden bir olay. Hepinize çok çok teşekkür ederim destekleriniz için. 6000 abone olacağız. Çok az bir zaman kaldı. Yaz tatilinde de özel vloglar falan atmayı planlıyorum gençler. Şimdiden söyleyebilirim size. Burada diyor ki antik büyü ejderhası diyor. Antik büyü ejderhası 9500 jeton istiyor. Benim en sevdiğim ejderha türleri baba. Oradan geliyorsun. İki tane efsane ejderha alıyorsun çıkıyorsun tamam mı? Hiç para vermeden bedava iki tane efsane ejderha almanın yolu. Hiçbir jetonunu harcamayacaksın. O etkinliği falan siktir edeceksin tamam mı kardeşim? Geleceksin buraya. 9500 jetonu babalar gibi vereceksin. Bunu yoluna bak 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 yola bak. Bir tane sandık veriyor. Buradan görmüş olan 2 tane antal veriyor. Burada geliyor ne veriyor sana? Ha, bunları falan sıkıntı yok. Burada 20 tane veriyor bak. Diğerlerinde 10 tane veriyordu. Bunda 20 tane efsane küresi veriyor. Bunlar 4 tane kahraman tako sözü veriyor. Burada M var. Efendime söyleyeyim burada bir tane sandık var. Burada kahraman sandığı var. Burada E joker var. Bunda bu sandık falan filan var ve sonunu tamamladığınız zaman bir tane efsane ve işler buradan bedava bir şekilde alabiliyorsunuz. Ve bunun size değeri 9500 jeton gençler. Ve siz 10 günde yaklaşık 20.000'den fazla da rahat rahat jeton kasarsınız. Öyle söyleyeyim ben size. Ve burada yeni bir tane jeton diyor. Efsane ve işler diyor gençler. Peri koruk ejderhası. Bu ejderha da 9895 yani yaklaşık 10.000 civarı bir sizden joker şey istiyor. Jeton istiyor ama yolundaki ödülleri bir görün. Yolundaki ödülleri bir gör. Bak burada meyve yemek sandığı var. Burada anahtar var. 2 tane. Efendime söyleyeyim. Nereden lan? Heh. Burada bir tane kahraman sandığı var. Tamam mı? Efendime söyleyeyim. Burada şu kristal küre var. Ödüller için. Burada bir tane efsane joker küresi var. Efendime söyleyeyim. Burada bir tane kahraman joker küresi var. Efendim sandık var. İşte 150 taş çıkma ihtimali var. Ha bu o sandık değilmiş. Pardon. Hangi sandık lan o? Ha tamam o burada değilmiş. Efendime söyleyeyim. Ve son olarak da yeni oyuna yeni eklenen bir efsane ve icrayı bedava bir şekilde alabiliyorsunuz. Bana soracak olursanız gençler buradan şu iki icraya gidebilirsiniz. Bana soracak olursanız ben kendi hesabıma açıkçası jetonları biriktirebilirsem o şekilde yapacağım. Bilginiz olsun. Aynı zamanda buraya geldiğimiz zaman devam edelim gençler. Şurada eğlence icrası zaten söylemiştik değil mi gençler? Tekrardan söyleyeyim. Eğlence icrası 4955 jeton istiyordu sizden. Bilginiz olsun. Onun dışında burada bir tane ejderhamız var. Batı Rüzgarı ejderhası diyor. Batı Rüzgarı ejderhası da buradan sizden 8565 jeton istiyormuş gençler. Yani siz bu ejderhaya toplam sıfırdan başladınız. Bu ejderhanın diğer anahtarları falan aldınız. Tüm hepsini yaptınız. Bu ejderhayı almanız için toplam gereken jeton 8565. Yani ben şimdi burada 8565 diyorum ya gençler. Siz aslında bu ejderhaya başladıktan sonra 8565 jetona ihtiyacınız yok. Şu anda benim 8565 jetonum var ya. Burada herhangi bir şey almadım. Gidip ben direkt bu ejderhayı alabilirim. Anlatabildim değil mi? Umarım anlatabilmişimdir. Yani buradaki 8565 dediğim ben bu ejderhanın istediği jeton sayısı. Sadece bu ejderha başladıktan sonra giden ejderha şeyi değil. Hani sadece şu ejderhayı başladıktan sonra almanız gereken toplam maliyeti söylüyorum size. Toplam maliyeti 4035. Yani bu ejderhaya başladınız ya. Bu ejderhayı bitirmek için, yolunu bitirmek için 4035 jetona ihtiyacınız var toplam. Bilginiz olsun babacığım. Tekrardan aynı şekilde şunun içine geçerli. Yeni ejderhamış. Faya şölen ejderhası diyor. Bu ejderha gösterdim gerçi. Şurada şu ejderha var. Holy Breeze ejderhasıymış. Gençler hemen Holy Breeze ejderhasına da bakalım. Tekrardan bu aynı şeyi anlamak istiyorum. Mesela bu ejderha 7750 jeton istiyormuş. 7750 jeton istiyormuş. Ama bu ejderhayı buradan açtıktan sonra değil. Toplam. Yani etkinliğe sıfırdan başladınız ya. 7750 jetonunuz var. Bunlar önceki ejderhalara dahil. Anahtarlara kadar ama. Anahtardan sonra şeyde devam etmemeniz gerekiyor. Almak isterseniz eğer 7750 jetona ihtiyacınız var. Onun dışında burada şu ejderha var. Faye şölen ejderhası diyor. Faye şölen ejderhası hangisi lan? Bir dakika. Faye
Bayağı bu tamam bayağı şu an ejderhası. Bu da ejderha 15.705 istiyormuş gençler. Yeni ejderhalar fazla istiyor şu an. Niye bilmiyorum ama hani bu ejderha 15.705 jeton istiyormuş. Tekrardan tekrar söylüyorum çünkü bunu bana çok fazla sordunuz. Bu ejderhaya kadar geldikten sonraki ejderhalar değil. Siz hani şu ejderhayı açtınız tamam, bu ejderhayı açtıktan sonra toplam kaç tane jeton istiyor biliyor musunuz? Ejderhayı açtıktan sonra. Size 6.700 jeton istiyor. 6.700 jeton. Burayı o kilidini açtıktan sonra devam ettiniz burada yolu tamamlamak için 6.700 jeton. Ama toplam yani etkinliğe yeni girdikten sonra 15.705 jeton ihtiyacınız var bu ejderha için. Efendime söyleyeyim şu ejderha için iyi ejderha diyor. İyi ejderha hangisi babacığım? İyi ejderha hangisi babacığım? Kanki iyi ejderha hangisi şu mu ya? Aynen iyi ejderha. Bu da efendime söyleyeyim kaç dedin? 13.645 istiyor. 13.645 istiyor. Son olarak da şurada görmüş olduğunuz İzbandut ejderhası. Devasa ejderha. Toplam 24.970 jeton istiyor gençler. 24.970. Normalde bunu almanızı önerirdim. Sonsuzluk garantisi var. Fakat dediğim gibi çok fazla istediğinden dolayı hiç gerek yok. Bu tarz değişiklik olaylara. Yani umarım anlamışsınızdır. Umarım anlatabilmişsinizdir gençler size. Çünkü tekrar söylemek istemiyorum. Dediğim gibi sormak istediğiniz şeyler varsa yine açıklamak istediğiniz Instagram adresim var. Oradan bana iletişime geçip sorabilirsiniz. Şimdi derseniz şurada birazcık savaşlar gerçek istedim gençler. Hemen bitirmek istemiyorum videoyu. Babaşko. Tek atacağım sana. Hallifiyol. Aa tek atmadı lan. Niye tek atmıyorsun? Bilader. 4-5 kişiyiz ama grupta içinde farklı insanlar da var. Yukarıdan bir ses geldi. Aman aman Şego. Şego. Aydınlanma. Ay ölme. Gitme gözlerindeki yabancı. Öldürdü. Dayanamadı. Evladı. Orochim Amuru. Oruçlu musun lan? Ezici ejderha bizi ezdi. Kanka senin kafana vururum ben. Kafanı ezerim var ya. Kafanı yere yatırırım. Bam 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 vururum suratına. Kakashi. Kakashi yakama alakalı hatakayı. Aaa. 94 bin nasıl vurdum o? Nasıl vururum? Ama ejderha mı öldürdün sen şimdi benim? Kalbimi kırdın kanki. Kanki. Ne veriyorsun? Düzgün bir şey ver. 5 tane 2 verdi 4 verdi ve sayısal orta gibi ödül veriyor ya. Şurada ben ejderha kullanmak istiyorum şu an ya. Ejderha kullanmak istiyorum. Hangi ejderhamı kullanacaktım ben orada? Yaşam ejderhasını kullanabiliyor muyuz biz burada? Yaşam ejderhasını kullanabiliyoruz galiba değil mi? Ama yaşam ejderhası yok şu an. Anladım abi. Yaşam ejderhasında var mıydı şey ya? Kanka ya ben şunu şöyle yapayım. Satayım. Yaşam ejderhasında siyah var mıydı? Karanlık. Yaşam ejderhasında karanlık var. Aynen baba. Hatta şöyle yapayım ben şunu ya. Bir dakika dur. Aman aman Şego. Şego. Aman aman Şego. Kaç saat? Aaa. Yanlış yaptım. Yumurtadan çıkma süresini atladım. Çiftleştirmeyi kısaltacaktım. Oğlum yanlış yaptık ya. Neyse ne verdi? Saf karanlık mı? Puu. Allah seni karamesin ya. Allah seni bilgi yapsın ya. Ben buraya giriyormuşum. Sen bana vuruyorsun. Sen insan mısın ya? Neyse canım sıkılıyor. Canım sıkıldı şu an. Daha pis tokatlayacağım. Ağzına vuracağım senin. 184k abi. Yani... siz izlemeye bayılıyorsunuz. Ben tokatlamaya bayılıyorum. Görmüş olduğunuz gibi abi çok tatlı ejderhalar. Gerçekten çok tatlı ejderhalar. Hani her seferinde soruyorsunuz. İşte nasıl yaptın? Nasıl oluyor? Falan yaptım filan yaptım. Benim özel skill'li kahramanlarım falan bile var. Onları da videolarda özel olarak size göstereceğim. Şeyleri düşük. Onun farkındayım. Şu an seviyeleri düşük. Onları yıldızlamak istiyorum. Berserk ejderhaları, efsane ejderhalarım falan var. Onlarla güzel videolar çekmeyi planlıyorum ilerleyen zamanlarda. 198k ve kulesiz. Kule olsa 370k falan oluyor canım orada. Yani şey yaparım ha X. Tek atar mısın? Tek ataydın iyiydi be kanki. Tek ataydın iyi be kanka. Bunu da 70 seviye yaptım. Bunun 70 seviye videosu geldi mi size bilmiyorum. Umarım izlemişsinizdir gençler. İzlemediyseniz sonra spoiler yiyorsunuz. Şu an spoiler yiyorsunuz. Girdap. Çekiyoruz 157k. Çok iyi baba ya. Bir de kritik yemiyor ya. Ne olursa olsun hiç herhangi bir elementten kritik yemiyor. Hani bunu savaşla başta koy. Gir baba. Gözlerini kapat böyle. Selamünaleyküm aleyküm selam amenem Şego Şego falan diye. Şey yapabilirsiniz. Aklıma takıldı bu aralar. Kusura bakmayın. Kanka ben sana tek attım mı? Tek at. Ezan okunuyor bu arada aziz Allah'ım. Kanka şimdi şunu çakayım benim senin ağzına. Yer misin? Tek tek yemedin. Ama tek yemedin. Tek yedi hack dedi. Kanka olmaz böyle şimdi. Benim canımı sıkma. Benim canım sıkılırsa ne olacağını biliyorsun. Oğlum bak videonun sesi çok fazla çetiyse var harbi sinir olurum ha. Bir şey diyeyim mi? Harbi çıldırırım ben. Kanka. Girdaba vurayım ben senin suratına. 175k. 175k bak gözümü kapattım bak. Bak şimdi Serhat. Serhat geliyor bak. Bak. Gözümü kapattım. Açtım ejderha yok gördün mü? Gözümü kapatıp açtığına kadar ejderha yok. Kolay oluyor ya vallahi hani buralar gerçekten çok rahat bir şekilde tatlı bir şekilde olduğundan dolayı herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Bu arada karanlıktayız biz şu an. Kratos'un şeyi yok değil mi? Karanlığı yok. Saf ve şeyi var onun. Kratos kullanamıyoruz galiba şu an burada. Bir üstü geç kalsak ya Kratos kullanabilir miyiz? Kratos kullanabilir miyiz? Kullanamayız. Kratos'ta toprak var mıydı? Toprak yok savaş var.
Kullanabiliriz ama herhalde ya. Vallahi ya, hiç bilmiyorum şu an. Ekstra tur verdin mi sen bana? Verseydin var ya dalmıştım sana. Kafa kötü dalmıştım sana. Şu an girişiyordum sana. Kanka 74K'ydın. 79K vururum arada ben sana. Rahat rahat vururum oğlum ben sana 79K. Kanka hangisi daha fazla vuruyor? Sen mi daha fazla vuruyorsun? Gemşir şu an 80K. 90K. Oh nasıl oldu biliyor musun? İçimin yağları bir eridi. Bir eridi. Kanka ben tek atarım sana bana. Öyle şekil mekil yapma. Ağzına vurdurma yani bana şimdi. Anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyor muyum kardeşim? Kardeşim. Teşekkür ederim kanka. Of of tam tek yapmalık çarlar geliyor karşıya. Ya oğlum video 21 dakika olmuş bu arada. Bu videoya çok güzel bir like sayısı istiyorum gençler sizden. Hani içinden doğdu like istiyorum. Siz de umarım atarsanız atan arkadaşından çok 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 selamlarım ve teşekkürlerimi iletiyorum. Hadi babacım. Hadi. Of of of. Kaç kağı vuracağım? Belim ağrıdı ya. Belim ağrıdı. Vallahi arkama yaslanmıyorum ya. Belim ağrıdı. Arkama yaslandım ama çok şey duruyorum oğlum ya. Böyle hani benim uyuşuk gibi tarzında bir şeyler duruyorum ya. Hiç gerek yok o yüzden. Bak burada işimi değiştirebiliyorum görüyor musun? Kafada açabiliyorum. Fokus 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 fokus. Cinler geldi. Tövbe tövbe. Allah'ım Allah'ım. Allah'ım Allah'ım. Tokat. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir şekilde herhangi bir icra kaybetmeden Star Savaşları çok tatlı bir şekilde kazanmış bulunuyoruz. Bununla alakalı daha sormak isteyen şey olursa dediğim gibi açıklamak isteyen Instagram arasım var. Oradan benimle iletişime geçip sorabilirsiniz. Onu dediğin keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız ve bu tarz daha fazla video şansı denetlem diyor. Beğenmeyi değilseniz kanalıma abone olup bildirim aşağısına benim. Çok mutlu arası. Kendinize iyi bakın. Sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.